Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün 30 Ağustos, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yaklaşık bir aydan beri video atmıyordum kanala. Bunu çokça sordular, abi neden video atmıyorsun falan filan diye. Sebebi burada. Hemen size onu da tanıştırayım. Arkadaşlar Hector'la tanışın. Bu ailemizin yeni üyesi. Kendisi Pitbull. Bununla uğraşıyordum, oynuyorduk falan filan. Hem eğitim veriyordum. Artık gene normal video atmaya başlayacağız. Arkadaşlar konumuza devam edelim. Bugün Zoraki firmasının yapmış olduğu Mod 917 T modeli var elimizde. Zaten Glock'la birebir neredeyse aynı. Güzel bir replika. Arkadaşlar bu tabanca çok kibar ve güzel bir tabanca. Görmüş olduğunuz gibi zaten Glock'la hemen hemen aynı neredeyse. Birkaç yerinde bir ufak tefek eksikler var. Onları zaten yapmamışlar. Yapsa zaten direkt Glock olurdu. İlk önce size hemen tabancayı parçaladım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir pin var. Aşağı doğru çektiğiniz zaman zaten tetiğin üstüne doğru geliyor. İlk önce şarjör çıkartalım. Pimi çektikten sonra. Sonra üst kızağı kendinize doğru çekip yukarı çek kaldırdığınız zaman direkt kızak çıkar. Ardından yay fırlar. Bu şekilde tabanca parçalanmış oluyor. Bunu da eğer namluyu da yerinden sökmek istiyorsanız şuralarda görmüş olduğunuz küçük küçük pimler var. Bunları tornavida yardımıyla ittirerek çıkartıp namluyu da yerinden sökebilirsiniz. Ama bu kadar sökmenize gerek yok. Bu şekilde zaten istediğiniz gibi temizlik yapabilirsiniz bunun üzerinde. Yine yerine toplayalım. Ha bu arada arkadaşlar tabancamızda gördüğünüz gibi horoz dışarıda değil içeride duruyor şu kısımda. Gördüğünüz gibi fırladı. Yerine takalım. Ve tabancamızı toparlayalım. Emniyet mandalını taktıktan sonra şarjörle beraber. Arkadaşlar bu tabancanın güzel bir yanı dış emniyeti yok. Yani ikinci normal Glock'larda bulunan ikinci tetik emniyeti var üzerinde. Şurada görmüş olduğunuz tetiğin üzerinde ufak bir zımbırtı var diyelim. Buna basmadan hiçbir şekilde tabanca ateş almıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Şu yan taraflarından bastırdığınız zaman takılır, yani ateş almaz. Fakat ortadakine bastığınız zaman direkt olarak tetik düşer. Arkadaşlar tabancamız bu. Birazdan da zaten atışını göstereceğim sizlerle. Hem seri atış yapacağız hem normal tek atış yapacağız. Bunlar zaten attığı ses fişekleri. Bunlardan albayları da kolayca bulabilirsiniz. Arkadaşlar tabancamız bu, görmüş olduğunuz gibi. Burada da çok güzel bir kılıfı var. Bunu ben ekstradan almıştım. Ormana falan giderken yanımıza götürmek için. Gördüğünüz gibi komple kaplıyor. Bir üç kısmında şu kadar bir şeylik açık kalıyor. Bu iç kılıf olarak geçiyor arkadaşlar. Yani belinizin dışında değil de iç kısmında takılıyor. Görmüş olduğunuz şu aparatla kemere bağlayabiliyorsunuz. Şimdi de atışa geçebiliriz. Arkadaşlar her zamanki atış yaptığımız güvenli atış alanımıza geldik. Hemen Glock'umuzu deneyeceğiz. Ben size söylediğim gibi seri atış nasıl yapılır onu da göstereceğim. İşte şarjörlü tabancaların sevmediğim bir yönü daha. Tek tek dolduruyorsunuz. Toplu tabanca olsaydı mandallı doldurma sistemi üzerinden bir kere de doldurabilirdik. Ama fark etmez. Bu da yedek şarjör olduktan sonra sıkıntı yok. Şu anda 10 oldu. 11, 12, 13 tane var. Şu anda mermimiz ağzında. Arkadaşlar normalde bu tabancalarda seri atma modu yok. Fakat biz Türkler olarak bildiğiniz gibi her türlü şey elimizden geldiği için şu işaret parmağımızın tamamını içeri sokarak şu şekilde bastığımız zaman hızlı hareket ettirdiğimizde otomatik moda geçmiş gibi oluyor. Şimdi tek atalım birkaç tane. Gördüğünüz gibi
otomatikte dediğim gibi parmağınızı tam soktuğunuz zaman bu şekilde atış yapabilirsiniz. Hemen boşaltalım. Atış bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Silah zaten tutukluk yapma gibi bir lüksü yok. Mükemmel çalışıyor mekanizması. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Halen daha abone değilseniz tabii. Görüşmek üzere.